Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. 13 Kasım bugün, hava sıcaklıklarına baktığınızda baharı aratmayacak günler yaşıyoruz. Halk dilinde pastırma yazı diye adlandırılan bu güzel mevsimi bir şöyle bakayım dedim, nedir yani pastırma yazı, nereden geliyor? Fakat bu pastırma yazı genelde Ekim sonunda başlayan, gündüz ve öğlene doğru ısınan, akşamları da serin olan yağsız hava olarak geçiyor, adlandırılıyor. Bu sadece bizde değil, mesela Almanya'da koca karı yazı, İsveç'te Aziz Bridget, Amerika'da da Indian Summer, yerli yaz diye adlandırılmış. Onun için böyle güzel günlerin en azından keyfini bilelim aslında diyoruz. Pastırma yazı da reklam sektörünün en hareketli zamanları yani Kasım, Aralık, Ocak bağlayan zamanlar. Diyeceksiniz ki niye pastırma yazı? Pastırmanın tam kurumaya ve çemeninin oluşmaya geçtiği dönemmiş aynı zamanda. Bir dip bilgi notu olarak verelim. Tabii bu arada Türkiye'yi çok yakından indiren G20 zirvesi Antalya Serik'te başladı. 19 ülke katılımıyla, artık biliyorsunuz başkanlar seviyesinde bu katılım, yaklaşık 13 bin yerli yabancı katılımcıyla 3000'e yakın gazete ve TV mensubu yer alacak. Türkiye için önemli bir nokta. Yaklaşık dünya ekonomisinin %95'ini kapsayan bir oluşum. İnşallah uygun ve olumlu geçer diyoruz ve bugünkü programımıza gelelim. Biraz maceralı başladı program. Efendim bugün Dumankaya konuşacağız. Dumankaya hem inşaat sektöründe hem de sporda büyük bir atılımla girdi. İsmini zaten yıllardır bir reklam veren olarak duyuyoruz. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Cenanoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genelde sporda aslında tecrübeli de bir ajans. Alaaddin Edworks, Kreatif Direktörü İsmail Bölükbaşı, hoş geldin. Hoş bulduk. Programlarımızda hep genelde Vakıfbank, evet. Ramsey ile Liverpool. Doğru. Ve sonunda gerçek takımı yakaladınız diyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Efendim Dumankaya, tabii inşaat sektörü günümüzde hareketli bir sektör. Medyayı, ajansları hareketlendiren ve her zaman satış odaklı olan çalışmalarla dikkat çekiyor. Ama sizler tabii böyle bir farklılık yakalamak, farklı bir bakış açısıyla girmek adına güzel bir girişimde bulundunuz. Teşekkür ederim. Aslında bugün genel müdürümüz de konuk olacaktı ama yoğun bir hem trafik hem de konuklardan dolayı onun yerine size çifte görev düşüyor anladığım kadarıyla. Üzerime düşeni yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Peki Dumankaya, isterseniz biraz firmanın 63 evet, doğumlu diye biliyorum. Evet, biraz Dumankaya'yı tanıyalım. Aslında Dumankaya 1963 yılında kurulmuş bir aile şirketi. Hı-hı. İki kardeşin birlikte kurduğu ve uzun yıllar birlikte yol aldığı inşaat şirketi. Dönemin şartlarına uygun projeler geliştirmiş ve müşterilerin beğenisine sunmuş. Hı-hı. 2013 yılında aile ilerleyen zamanla büyüyen yapısıyla yollarını ayırarak iki farklı şirket halinde ama aynı sektörde etti. Gidiyorlar tabii değil mi? Aynı sektördeyiz. Dumankaya, yine Dumankaya ismiyle, Dumankaya projeleriyle varlığını devam ettiriyor. Ailenin diğer kalan üyeleri ise yeni bir markayla yine sektörde faaliyet vermeye devam ediyor. Biz Dumankaya olarak, bizim misyonumuz kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak. Biliyorsunuz çağ değişiyor, teknoloji bize çok çeşitli imkanlar sunuyor. Bizlere düşen de bu teknolojik imkanları içselleştirip, organizasyonlarımızı buna göre düzenleyip, artık farklı bakış açılarınızı sergilemeniz gerekiyor. Yani esasında bizim sektörümüz maskülenden feminene değişen bir organizasyon içerdi. Eskiden olduğu gibi demiri bükmenin değil, kente kimlik katan ürünler geliştirmeniz gerekiyor. Sadece mimarisiyle değil, içinde yaşayan hedef kitlenin hayatının içinde olabileceği kurguları barındırabilmesi gerekiyor. Biz Dumankayalılar olarak da açıkçası bunu içselleştirerek sektörümüzde birazcık farklılaşmaya çalıştık ve ilkleri yapmaya çalıştık. Bunda mesela nelerin altını çizdiniz? Mesela şöyle söyleyeyim size, düşündüğünüzde konut dört duvardan oluşan bir ev
diye addedebilirsiniz. Ama hayatınızın, ömrünüzün evet, geçtiği, gerçi trafikte geçiyor biraz ama. İstanbul şartlarında haklısınız. Bizler de konut üreticisi olarak sanki dört duvar üretmemiz gerekirken esasında esas sorumluluğumuz ürettiğimiz hedef kitlenin hayatının içinde olabilecek kurguları barındırmak. Ne bunlar? Yani yeni çağın, modern hayatın getirdiği şartlar ve öncelikler, modern insanın istediği öncelikler, sağlıklı yaşam, zinde hayat. Bunun için spor en önemli, vazgeçilmez. Biz de sadece evi üretirken değil, ev ile birlikte oluşturduğumuz ortak alanlarda, bu ortak alanlarda yaşayabilecek tüm kurgularda, hatta sadece bizim dış müşterimiz var ama bizler de bir müşteriyiz. Yani biz Duman Kayalılar yaklaşık sırf beyaz yaka baktığımızda 1000-1500 kişiyiz. Ama dış çeperlerimizle, paydaşlarımızla binlerce kişi olarak, Duman Kayalılar olarak da spor bizim için çok önceliklerden bir tanesi. Yaptığımız tüm etkinliklerde, ortak alanlarda spor bizim, daha doğrusu sağlıklı yaşam. Vazgeçilmezimiz gibi evet, bir durum. Evet, vazgeçilmezimiz. Bu amaçla ben, bana sözü verdiğinizde susmayı pek bilmem Ender Bey. Fakat, siz araya girseniz iyi olur. Ben bir balla keseceğim İsmail. Ne kadar akıcı, yani ben şiir anlatıyormuş gibi çok Sevil Hanım'ı dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Lütfen gerçekten devam edin. Gerçekten çok zarifsiniz. Sevil Hanım öyle bir konuşuyordu. Daha sonra ben böyle lütfen beni utandırıyorsunuz. Spor yanı sıra neler yapıyoruz biz sporla ilgili? Mesela geçtiğimiz yıl bir projemizin lansmanını yaptık. İşlerimizi ne kadar içselleştirdiğimizi örnekleyebilecek bir en küçük örnek HiFit. Bilmiyorum duymuş muydunuz, dikkatinizi çekmiş miydi? Bahçeşehir'de bir projemiz. Hı hı. Teması modern hayatın ve insanın istediği her şeyi evinin içinden de katılımlı olarak gerçekleştirebilmek. Nedir bu? Esasında hepimiz birer kulüp üyesi olabiliriz. Ya da yaşadığımız sitelerde, ortamlarda spor alanları olabilir. Ama buna bir gün vakit ayırabiliriz, iki gün vakit ayırabiliriz. Bizler kurguladığımız sistemle, teknolojik altyapılarla, ulaşılabilirlikle evinizin içinden de toplum içerisinde, kulübünüzde birlikte ders yapabileceğiniz altyapıları kurguladık. Teknoloji dediğim gibi internet bize çok imkanlar sunuyor. Sağlığınızın her aşamasını takip edebileceğiniz aplikasyonlar kurguladık. Bu evde yaşamak isteyenlerin böyle yaşamak isteyenler olsun yani diye bir yerde düşündük. Bir bağlılık yaratıp evet. Müşteriyi elde tutma. Aynen. Çünkü artık sadece bir ediyor. Kere satmakla olmadığını hepimiz biliyoruz. Tabii tabii. Yani sürdürülebilir ilişki. De bir sektör. Tabii ki. Sürdürülebilir ilişki bizim için çok çok önemli. Tabii reklam da önemli. Reklam bizim zaten hayatımızın ayrılmaz bir parçası. O da aynı şekilde. Peki nasıl karar verdiniz? Yeni kampanyaya biraz girelim. İsmail'e de aktaralım olayı. Tabii o da bizim için bir yenilik. Çünkü hı hı. Biliyorsunuz toplumda her şey çok değişik parametrelerle etkilenebiliyor. Ekonomi, teknoloji ya da bizlerin değişik istekleri. Ama satın alma güdüsü bunlardan da çok önemli bir şekilde etkilenebiliyor. Belli dönemlerde tüketicinin algılarını farklılaştırabilecek iletişim çalışmaları yapmanız gerekiyordu. Ne yapalım diye düşünürken hep birlikte ajansımızla beraber neler yapmıştık geçmişten bugüne diye döktüğümüzde aslında biz hep büyük haberler oluşturmuşuz sektöre. Ben burada İsmail Bey'e sözü bırakabilirim. Yani büyük haber tırnak içinde söyleyip zaten pası attınız evet, gibi. Evet İsmail Bey detayı kurgulasın isterseniz. Aslında konut satın alma davranışlarında özellikle gördüğümüzde gazetelerde, televizyonlarda gördüğümüzde sürekli yeni kampanyalar yapılıyor. Yeni ödeme şartları, ödeme alternatifleri sunuluyor. Ama aslında Dumankaya yenilikçi, demin Sevil Hanım'ın da bahsettiği gibi yenilikçi bir marka kimliği var. Hep yeni bir şeyler yapmak istiyor. Hep inovatif olmak istiyor. Bunu sadece konutlarında, projelerinde değil, tüketiciye sunduğu ödeme şartlarında da yapmak istiyor. Ve yapıyor da. 50-50 aslında biraz sonra belki gösterebileceğimiz göstereceğimiz kampanyada aslında bu fikirden doğdu. Şimdi ben burada söyleyeceğim. Yönetim Kurulu Başkanımızın aslında yaratıcı yıkım dediği bir beyin fırtınası esnasında gelişen bir kampanyaydı. Tüketiciye farklı bir şey sunalım istiyorduk biz. Ve inanın kategori belki bu konut sektöründe ilk defa yapılmış bir şeyi %50'sini geri ödeyeceğimiz bir ödeme sistemiyle yeni bir ödeme modeli geliştirdik.
Bunun adını koymamız gerekiyordu öncelikle. Çok özür dilerim. Ödeme demeyelim. Aslında satın alma şekli sunduk biz piyasaya. Hı-hı. Yeni bir sistem kurguladık. Pardon. Yok, doğru. Aslında yeni bir satın alma modeli. Tamam. Ve buna da bir isim verdik. 50-50. Aslında bu bugüne kadar Dumankaya'nın yaptığı, hep sektöre sunduğu yeni haberlerin bir çatısını oluşturdu. Biz dönemsel olarak büyük haberler vereceğiz ve bu verdiğimiz büyük haberler insanları ev sahibi yapacak. Kolaylıkla ev sahibi yapacaktı. Fazla büyütmeden. Evet. Aynen. Olanaklarını kullanarak evet. Yapabiliriz. Kesinlikle ve bu bir yeni bir katılım, yeni bir dostluk, yeni bir paylaşım modeli de aslında bir anda geliştirdikti. 50-50 biraz öyle oldu. Biz bu kampanyayı 50-50'ye lanse ettik. Biraz sonra onun hikayesini anlatacağım. İstersen izleyelim. İzleyelim. Üstüne çok konuşalım. Iyi olur, tamam. Peki. Seyirciler, konut sektörünün en büyük haberini duyunca bunu benden başkası sunamaz dedim ve haberlere geri döndüm. İşte büyük haber. Türkiye'nin süper markası akıl almaz bir ev sahibi olma modeli sunuyor. Alacağınız evin... Evet, yanlış duymadınız. Modeliyle evinizin... Ayrıntılı bilgi... Merhaba. Konut sektörüne büyük bir haber daha geldi. Anadolu yakasında büyük fark yedi. Yanlış duymadınız. Maltepe'de ve Sancaktepe'de konutlar ve satış ofisleri şimdiden duyan vatandaşlarla dolup taşmaya başladı bile. Kazanmak isteyen acele et. Evet. Aslında İsmail. Büyük haberlerimiz devam ediyor. İlk reklamda gördük zaten. 50-50 biraz alacağınız evin yarısını biz ödüyoruz kampanyasıydı. Bu büyük bir haberdi ve biz şöyle kurguladık bunu. Bunu kim söyleyebilir? Bu büyük haberi Türkiye'ye kim verebilir? Sabah Tümer enerjisiyle, karizmasıyla, dinamizmiyle haberlere geri döndü bu büyük haberi vermek için. Gerçekten de şöyle bir durum oldu. Tüm Türkiye Sabah Tümer'i gerçekten haberlere geri döndüğünü düşündü bu reklam kampanyası sırasında. Hatta kim? Sezen Aksu. Sezen Aksu bile arayıp Sabah Tümer'i tebrik etmiş. Hayırlı olsun, yeniden haberlere dönüyorsun diye. Hatta bir adım ötesi reklam hangi kanalda yayınlanacaksa o sosyal kanalın... medya takiplerinde Sabah Tümer o kanalda haberlere başlıyor oldu. Bu kampanya çok başarılı oldu. Hedeflerini tutturdu. Telefonlar, başvurular, satış ofislerimiz doldu taştı. Ben komik bir şey daha söyleyeceğim. Diyarbakır'dan, Türkiye'nin farklı illerinden ben burada bir ev aldım, yarısını öder misiniz diye bize başvurular oldu. Dumankaya başvurular oldu. Bu anlamda hedefini tutturan bir kampanya oldu. Biz bu kampanya için devam ediyoruz. Sabah Tümer'le açılışını yaptık. Büyük haberler vermeye devam ediyoruz. Bir sonraki reklamda gördünüz. 60-0 faiz kampanyamız var. O da büyük bir haber. Yarın bambaşka bir tane büyük haber vereceğiz. Devam edeceğiz. Çatımız büyük haber. Ve içeriğini hep yeni fikirlerle, yeni inovatif kampanyalarla, yeni yaratıcı kampanyalarla dolduracağız. Dumankaya'nın çünkü çizgisi bu yönde. Evet. Ajans olarak da biz zorlanıyoruz. Ama bu zorlama, bu challenge duygusu bizim için de bizi de yükseğe itiyor. Çok mutluyuz bu challenge duygusundan. Çünkü yeni ödeme seçenekleri, yeni kategoriler yaratıyor oluyoruz. Evet, bu iki kampanya. Yani bir yerde aslında Sabah Tümer'in olayı böyle bir lansman gibi girmiş. Evet. Hani bir haber, bir büyük haber veriyoruz gibi. Ondan sonra da onun arkasını doldurarak bu büyük haber zinciri işte böyle bir haber akışıymış gibi. Kesinlikle. Belli periyotlarda devam edecek. Ya yarın bir hava durumu sunucusu çıkabilir. Yarın başka birisi, sabah haberi veren başka birisi çıkabilir. Belki reklamlarda biz deriz ki büyük reklam başlıyor. Evet, doğru olabilir. Mühim olan büyük haberleri vermek. Evet. Peki sonra tabii şimdi ben ayrıca bir Galatasaraylı olarak çok yakından ilgileniyorum ve bugün çok ciddi de bir Galatasaray kesim bu programı izliyor. Şimdi biz hep tabii konuşuyoruz işte bu göğüs reklamları çünkü 1998 senesinde de ben kendi müşterim Marshall Boyu'yu Galatasaray'a kazandıranlardan biriyim. Çok güzel. Ve bugün her Galatasaraylı'nın evinde en azından bir UEFA kupası almış bir Marshall forması durur. Evet. Yani o formanın enerjisine ve formanın yürüyen bir billboard olduğuna da inanırım. Çünkü diyoruz ki büyük takımların 20-25 milyon taraftarı var. Çok doğru. Hepsinde birer tane forma, o dönemin forması oluyor. Kesinlikle. Nasıl bu iş böyle birden, onu da
Onu da öğrendik. Uğur Bey de çok sıkı bir Galatasaray taraftarı. Öğrenmek gibi olmasın ama birçoğumuz anladım. Galatasaraylıyız. Aslında sponsorluk kararı bizim için öylesine verilmiş bir karar değil. Az önce de bahsettiğim gibi Ender Bey, spor bizim kurgularımız arasında vazgeçilmezlerden bir tanesi. Hem sitelerimizde yaşayanlar arasında, hem çalışanlarımız arasında, hem de gönül bağımızla birlikte spor bizim her zaman hayatımızın çok önemli bir yerinde. Galatasaray çeşitli detaylarına benim girmem çok doğru olmayacağı bir süreçten geçiyordu ve fırsat oldu diyeyim, denk geldi diyeyim, planlarımızı, bizim tabii ki böyle bir planlarımız vardı, bu yıla nasipmiş. Hayır. Bu yarı dönemde denk geldi bizim için. Şöyle de bir şey görüyorum şimdi, tabii yakından da takip ediyoruz. Hani önce sırtı aldı. Evet. Sonra paçaya aldı. Ben şimdi o detaylara girmek istemedim o yüzden. En güzel manzaralı kısım kaldı diyordum kendi kendime. Acaba bu şanslı kim olacak? Ama bizim için lokasyon çok önemli biliyorsunuz. Bizim sektörümüzde lokasyonunuz ne kadar değerli bir noktadaysa, sizin ürününüz ve siz de o kadar kıymetli o hale geliyorsunuz. Biz şu anda en güzel lokasyonda olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah da uzunca bir süre bu lokasyonda bulunmaya devam edeceğiz dedi. İnşallah. Ona da güzel bir film yaptınız ama o sosyal medyada mı? O aslında sosyal medyada. Evet. Sosyal medya için bir duyuru filmi niteliğindeydi. Tam haberler de bu arada gidiyor. İsterseniz Cimbom'un göğüs reklamı tanıtımını izleyelim. Evet, tam da milli maçların haftasında güzel oldu bu program. Evet. Bugün Katar maçı var galiba. Doğru. Orada Avrupa Şampiyonası'na da böyle direkt gitmemiz birden hoş oldu. Aynen, aslında böyle bir sponsorluğun peşinden de Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na gitmesi. Bir moral. Demin söylediğiniz şey gerçekleşti bence. Bir enerji, yani bir futbol takımıyla bir yere geldiğinizde siz aslında markanızı bir enerji ortamına sokmuş oluyorsunuz. Yaşayan bir organizmanın içine dahil oluyorsunuz. Fonetik olarak bir güzel bir benzetme aslında, ben bunu söyleyeceğim. Marka ve arma aslında birbirine çok yakın iki kavram. Marka ve arma aslında Dumankaya gibi güçlü bir marka, Galatasaray gibi güçlü bir arma ile işbirliği yapıyor. Ve bu işbirliğinin iki tarafa da çok ciddi katkıları var. Bugün zaten dünyaya da baktığınızda öyle değil mi yani? Elbette. İşte armalar, evet, markalar. Kesinlikle öyle. Evlilikler, ve şunlar bunlar, hep bir güç birliği. Bunun %90'ı sporla oluyor zaten. Sporun da neredeyse %60'a yakını futbol içinde oluyor. Galatasaray gibi aslında köklü ve güçlü bir markanın aslında sadece bir spor takımı olarak değil, bir kulüp olarak, vizyon olarak, Avrupa rüyası olarak baktığınızda markamızın değerleriyle çok eşleştiğini görüyorduk. Aslında evet. Sevil Hanım biraz bahsetti. Hem aynı zamanda ajansın aklına geldi, aynı zamanda markanın aklına geldi. Biz masaya getirdiğimizde bu fikri aslında gerçekten zamanlaması çok denk geldi. Karşı taraftan da aklın yolu bir olmuş ve biz hani bunu çok önemsedik. Demin siz şeyi söylediniz, yürüyen billboardlar dediğiniz formaları. Evet, bu sponsorluk bizim için logomuzun Galatasaray'ın göğsünde yer almasından da öte bir anlam olacak ve biz bunu bir deneyime dönüştürmek istiyoruz. Aslında ajans olarak bizim önümüzde şöyle bir şey var. Evet, logomuz var, tanınırlığımız var ama bunu yaptığımız etkinliklerle, çekeceğimiz reklam filmleriyle, statta yapacağımız aktivitelerle bir deneyime dönüştürüp bu enerjiyi tüm başta Galatasaray taraftarları ama onun akabinde tüm spor severlerin hizmetine sunmak istiyoruz. Burada emin olun şunu yapacağız, böyle bir hedefimiz var başlarken. Farklı sponsorluğu, farklı iletişim mecralarıyla taçlandıracağız. Çok kreatif işler yapacağız. Case olarak, hani biz Sevil Hanım'la da onu söyledik, Galatasaray bunu case olarak diğer markalara sunacak. Bu kadar da iddialıyız. Çok güzel. Sen bunu söyleyince aklıma bir şey geldi. Program sonrası konuşalım seninle. Evet, bu çalışmalar böyle devam ediyor. İnşaat sektörü dediğimiz gibi artık o kadar her yerde ilanlar, her şey. Bu konuda işte bir de gündemde olan, yani en revaçta olan diyorlar ki artık 2+1. Yani evler çok günümüzde revaçta.
Biraz bu çok kısa, programın da böyle sonuna geliyoruz. Hani yeni ev alacaklara veya bir böyle bir düşüncesi olanlara küçük böyle hani ipuçları denir ya, var mı? Nelere dikkat etmeleri gerekir böyle bir şeyde? Yani bu elbette ki satın alma gücünüzle alakalı ama hayatı bir yerinden başlamanız herkes gerekiyor. Herkes ayağını yorganına göre, uzattığına göre farz edersek elbette, diyelim. Gelişen teknoloji diyeceğim, yine çok tekrarlanan bir kelime oldu ama adım adım yatırımlarınızı büyütme imkanınız artık çok kolay sektörümüzde. Stüdyodan başlayıp ya da gücünüzün yettiği dönemden başlayıp oturabileceğiniz yere kadar finansal bir enstrüman artık konut, biliyorsunuz. Hı hı. Yani şu anda sadece ekonomiye yön veren değil, tüketicinin yatırımlarına da ciddi anlamda yön veren bir sektör inşaat. O yüzden 1+1, 2+1, elbette ki tüketicinin 2+1 ortalamada tercihleri ağırlıklı. Ama 3+1, 4+1 herkesin bütçesine göre değişen. Ama İstanbul'da her yerin değerinin altın olduğu bir sektörü temsil ediyoruz biz. Arazi çok kıymetli, biliyorsunuz İstanbul'da. Yani tabii nerede toprağı altın denmiş. Evet. Neredeyse bir asır önce yani. Ama tabii ki bazı yerlerde var ki tadına doyulmaz. Adalar manzarası karşısı mesela. O da çok kullanıldı değil mi reklamlarda yani? Evet. Adalar çok manzarası. Çok kullanılıyor ama bazıları gerçek manzara. Yani kesintisiz. Bazıları uzaktan manzara diyebileceğim detayda. Sahiplilikler var. Biz bazılarına sahibiz. Görmelerini tavsiye ederim. Anladım. Peki dedin ki bu büyük haber olayı işte sürerek devam edecek. Yılbaşına doğru herhalde yeni bir şey beklenebilir. Belki de daha yakın. Galatasaraylı futbolcuyla çok yakında. Belki de daha yakın. Güzel bir reklam filmi çekeceğiz. Bunun haberini de inşallah vermiş olalım. Buradan da vermiş oluyoruz yani. Keyifli olacak. Hani o işbirliğini hem Galatasaraylı futbolcular kullanacağız ama hem de bir spor kimliği olarak kullanacağız. Ürünlerimizden onların pozitif özelliklerini bağdaşlaştıracağız. Çünkü ürünlerimiz buna çok müsait. Hı hı. Çok farklı seçenekte farklı ürünlerimiz var. Demin söylediğinize ben bir şey daha ekleyeceğim. Yani tüketici karar verirken konut seçiminde biraz da firmaların daha önce yaptığı işlere ve güven endeksi. En başta o. Bu çok önemli. O güven kısmına bakması gerekiyor. Daha önce var ettiği projelerin niteliğine, niceliğine bakması gerekiyor. Ama hani konut şu anda taşıyıcı sektör. Ve Duman Kayı'nın mesela Galatasaray'ın önünde yer alması herhalde ilklerden bir tanesi. Sektörümüz adına adına bir ilk. İnşallah bunda da öncü olduk. Başka farklı firmalar da yarın konut sektöründen çıkacaktır. Tabii ki. Spor da önemli bir çünkü sektörün sektörün büyüklüğünü tahayyül edebilmek adına da ülkemize sağladığı katkıyı gösterebilmek adına da bu çok önemli bir sponsorluk. Bir tarafı da öyle. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel marka ve arma birliktelikleri devam eder. İnşallah. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dilerken haftaya görüşmek üzere diyoruz. Haftaya programımız Brand Pick'ten olacak. Canlı yayında oradan sizlerle sürpriz konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.